Evet dostlarım, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda kanalımıza farklı konuklar da, farklı arkadaşlar da gelecek, dahil olacak. Onları şimdiden buradan selamlıyorum. Normalde bizim içeriklerimiz daha çok manga tarzı içerikler içermekte. Ama görmüş olduğunuz gibi yani taht oyunlarından beri kendisine bir Targaryen diyen, yani sene 2000 kaç ya? 2000 ya, yalan olmasın da işte 2010 veya 2009 zamanlarından beri kendisine Targaryen diyen bir adam bu videoyu çekmezse olmazdı. Gerçekten çok pişman olurdum. Nasıl yapacağımı da bilmiyorum. Hiç kitap doğru düzgün incelemedim. Bir tek zamanında Witcher'ı incelemiştim. Onda da zaten 7 kitap falan vardı. Konu, anlatılacak çok şey vardı. Gerçi bunda da anlatılacak çok şey var ama şimdi spoiler vermek istemiyorum buraya gelenlere. O yüzden anlatılacak çok şey varken spoiler veremeyeceğim için anlatacağım şey 10'sa 1'e 2'ye düşüyor. Yani bayağı bir düşüyor. Şöyle konumuzu göstereyim. Çok konuştum bu arada. Ve videonun başında görmüş olduğunuz teaser'ı ben hazırladım. O teaser'daki görüntüler de bu kitaptan uyarlanmış ve yakın zamanda piyasaya sürülecek olan House of Dragon dizi serisinden görüntülerdi. Bunu da bilmiyorsanız bu videoda öğrenmiş olduğunuz bu kitabı okuduysanız veya okuyacaksanız o dizide izlemenizi öneririm. Kaçırmayın derim size. Zaten taht oyunlarını biliyorsunuzdur. Ama taht oyunlarının son sezonunu aklınızdan bir çıkartın. Geçmişe gidin, diğer sezonlara bakın. Bence House of Dragon'da o kalitede olacak diye düşünüyorum ben. Bir de House of Dragon'ın şöyle bir güzelliği var. Game of Thrones serisi bitmemişti ama House of Dragon'daki olacak olan olaylar hepsi burada yazıyor. Başı belli, sonu belli arkadaşlar. Yani bence bu dizi gerçekten çok güzel olacak. George R.R. Martin'in kalemini seviyorsanız bence bu kitabı çok seveceksinizdir diye düşünüyorum. Diziyi de bence seveceğiz diye düşünüyorum. Neyse, girişi çok uzun oldu. Yani bayağı bir konuştuk. Şimdi incelememize geçmeden önce size ben kitabın belli sitelerdeki fiyatını söyleyeceğim. Normalde kitabımızın etiket fiyatı 138 TL. Ama siz bunu ilk noktadan 103 TL'ye, kitap sepetinden 80 TL'ye, BKM kitaptan alacaksanız da 97 TL gibi bir fiyat ödeyerek bu kitaba sahip olabiliyorsanız, ama dediğim gibi internetten almayı sevmiyorsanız, gidip bir kitapçıdan almayı seviyorsanız 138 TL gibi bir etiket fiyatı var. Onu veriyorsunuz ve alıyorsunuz. Benim size önerim kitap sepetinden almanız. Ben bunu Amazon'dan almıştım arkadaşlar ama ne kadar aldım şimdi tam hatırlamıyorum. Amazon'da Prime kısmında vardı ama şu an bu Prime kısmında yok. Orada kalmamış diye gördüm. Büyük ihtimal geçtiğimiz zamanlarda Amazon bir indirim festivali yapmıştı. Orada tükendi diye düşünüyorum. Orada bayağı indirime girmişti çünkü. Neyse, fiyatı bu şekilde arkadaşlar. Ve eserin sayfa sayısı 736 sayfa. Yani oldukça kalın, şöyle tuğla diye nitelendirdiğimiz kitap niteliğinde ve karton kapağına sahip arkadaşlar. Sayfanın kalitesi de şu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi. Ve içinde çeşitli illüstrasyonlar mevcut. Şöyle göstereyim, çok güzeller. Gerçekten ama gerçekten kitap çok güzel. Epsilon bu işi güzel yapmış diyeceğim ama şimdi şikayetime geliyorum. Konuyu en son anlatırız arkadaşlar. Konuya geliriz. Şimdi kitap baskı olarak çok güzel arkadaşlar. Görüyorsunuz dış görünüşü olsun, içindeki illüstrasyon olsun çok güzel. Fakat şöyle bir şey var. Epsilon bu kitabı basmadan önce bu kitabı en son kim kontrol etti? Kim en son okumasını yaptı? Bunu bilmiyorum ama içi hep yanlış yazımlar dolu arkadaşlar. Ya yanlış yazılmış ya eksik harf kullanılmış. Siz de bunu zaten alıp okuduğunuz zaman göreceksiniz ve çok sinirleneceksiniz. Çünkü oldukça fazla. Yani 10 sayfada 5, 6, belki 7, belki daha fazla hata yakalayacaksınız. Göreceksiniz siz de. Belki bir sayfada bile 3-4 tane hata yakalayacağınız zamanlar olacak. Gerçekten bu sinir bozucu duruma geliyor. Çünkü bazı cümlelerde çok kritik yerlerde eksik yazılmış. Acaba öyle mi, değil mi? Çünkü bazı cümlelerde biliyorsunuz ki eksik yazıldığı zaman cümlenin anlamı resmen değişiyor. Öyle durumlar sizin de başınıza gelecek. Bunu okuduğunuz zaman göreceksiniz. Sinirlenmeyin. Sakin olun. Okumaya devam edin. Yapacak bir şey yok. Epsilon yapmış bir hata. Ama yanlış yapmışlar yani. Benim açımdan bu konuda düşük not alıyor benden Epsilon Yayınevi. Diğer konularda gerçekten en güzel. Fiyat konusunda da biraz tuzlu. Yapacak bir şey yok. O konuda bir şey demiyorum zaten. Ekonomi, ülkenin durumu belli. Şimdi size ben ufaktan bir de konusundan bahsedeyim. Sonra videomuzu bitirelim arkadaşlar. Hikayemiz taht oyunları başlamadan 300 sene öncesini anlatıyor arkadaşlar. 300 sene önceki olan olaylara değiniyor. Targaryenlerin Westeros'a nasıl geldiğini, Westeros'taki krallıkları nasıl hakimiyeti altına aldığını anlatan bir hikaye. Fatih Aegon iki kız kardeşi ve ejderha ile beraber krallığa girip nasıl yerle bir ettiğini ve demir tahtı kurup diğer krallıkları nasıl hakimiyeti
altına aldığını çok güzel bir şekilde George R. R. Martin bizlere anlatmış. Gerçekten okurken keyif alıyorsunuz. Fakat işte dediğim gibi Epsilon yayınının yaptığı hatalardan dolayı bazen sinirlenebileceksiniz, sinirleneceksiniz. Onları göz ardı edin, okumaya devam edin. Gerçekten keyifli çünkü okuması. Sandığınızın aksine sürekli savaş, kılıç, dövüş, mavuş, çarçın bu olaylar yok. Daha çok işte yine zaten tahta oyunlarını okuyanlar da bilir. Yani daha çok işte insan ilişkilerini okuyoruz, böyle entrikalar okuyoruz. Savaşlar genelde son dakikada oluyor ama yine savaş zamanı geldiği zaman da gerçekten savaş sahnesinde hakkını George R. R. Martin çok güzel vermiş. Her ekibi de ejderhaların savaşı yani muazzamdı. Onun dışında hangi dönemleri okurken çok keyif aldım? Fatih Aragon dönemini okurken gerçekten çok keyif almıştım. Gerçekten kral gibi bir kral diyebilirim size. Yani kral deyince aklıma direkt Fatih Aragon geliyor bu kitabı okuduktan sonra. Fatih Aragon harbiden de Fatih'ti ve gerçekten gerçek bir kraldı diyebilirim size. Fire and Blood. Fire and Blood. Onun dışında Kral Jaehaerys dönemi çok güzeldi. Hem Jaehaerys ve hem de kraliçesi olsun. O dönem çok güzel yönettiler. Onlar da çok iyilerdi. Ama onun dışındaki tahtın başına geçen Targaryenler çok da iyi değildi. Çöptü. Geneli gerçekten çöptü diyebilirim size. Genel olarak hikayemiz bu şekildeydi. Yani Targaryen'den hikayesini okuyoruz. Zaten kitabın ismini de görüyorsunuz. Her yerde görüyorsunuz. Amblemlerde, bilmem neyde. Renginde, menginde her şeyinde gözüküyor zaten. Targaryen hanesinin Westeros'a gelişi ve Targaryen hanesinin yavaş yavaş nasıl çöküşünü, nasıl çöktüğünü okuyorsunuz. Ama son dönemde işte George R. R. Martin yazmamış. O kısım gerçekten beni çok üzdü arkadaşlar. Yani şurada zaten yazıyor son kısımda açtığımız zaman. Biz fetihten sonra 131 ve 157. döneme kadar okuyoruz. Ama bir de şu dönemler de var. 157'den sonra 157 ve 283 arası var. Yani bakın. Nasıl göstereyim? Şuradaki şu dönem, bak biz şuraya kadar okuyoruz. Şuradan şuraya kadar okuyoruz. Ve şu dönemler yazmamış. Bak şuradan başlıyor. Burası da aşağıya kadar gidiyor yani görüyorsunuz. Bu dönemler yazmamış. Ben bu dönemleri gerçekten okumak isterdim. Yani Targaryen hanesinin nasıl yavaş yavaş çöktüğünü bilmek isterdim ayrıntısına kadar. Ama onları yazmamış, üşenmiş herhalde bilmiyorum. Biliyorsunuz ki Tatooine'lerin son kitabını da yazmadı bizim George abimiz. Ayıp etti. Yani Jaime Lannister nasıl kral katil lakabı aldığını bilmek isterdim şahsen. Efendime söyleyeyim. 7 krallıkta büyük bir savaş çıkıyor. Tatooine'den biliyoruz. Sonra işte Baratheon'lar tahta geçiyor. O dönemleri okumak, görmek isterdim. Nasıl oluyor olaylar? O büyük savaşları bir görmek isterdim. Onları da görmüyoruz. Bilmiyorum. Yani o konular eksikti, beni üzdü. Yani keşke ekstra bir kitap daha, ikinci kitabı da çıkarsaydı, bir kitap daha çıkarsaydı, o dönemleri o kitapta yazsaydı gerçekten çok mutlu olurdum. Onun dışında hikayemiz gerçekten güzel, gerçekten okumaya değer. Fantastik severseniz ve George R. R. Martin'in kalemini seviyorsanız hiç düşünmeyin, direkt alın, kütüphanenize ekleyin. Hazır dizisi de çıkıyorken okuyun. Ondan sonra dizisini izleyin bence. Ben okudum, bitirdim. Dizinin fragmanı izlediğim zaman kendi yüzüme canlandığım karakterleri orada görünce böyle farklı bir şekilde, yani bir yandan çok mutlu oluyorum, bir yandan da böyle tuhaf oluyorum çünkü ben hani o şekilde hayal etmediğim için karakterleri ve ejderhaları falan. Bir yandan seviyorum, bir yandan da böyle çımburuk oluyor çünkü tam böyle istediğim gibi olmuyorlar. Ama olsun, Demon Targaryen gerçekten güzel yapılmış gördüğüm dizide. Çok hoşuma gitti. Neyse, incelememiz bu şekildeydi kardeşler. Yani inşallah anlatabilmişimdir. Yani ben de ilk defa kitap incelemesi yapıyorum diyebilirim. İşte dediğim gibi Witcher yapmıştık. O da Witcher'da nasıl incelediğimi hatırlamıyorum bile yani. Bu şekildeydi. Kitabı gerçekten fantastik sever kardeşlerime, arkadaşlarıma öneriyorum. Hiç düşünmeyin, direkt alın okuyun. Bu arada bir de George R. R. Martin'in 7 Krallık Şövalyesi var. O da yine Westeros'ta, bu dünyada, bu evrende, bu lore'da geçiyor. Onu da yakın zamanda okurum ama şimdi bu tarz kitaplara biraz ara vereceğim. Farklı kitaplara yöneleceğim. İnce kitaplara daha çok. Bu şekildeydi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bir beğen tuşuna basarsınız. Abone olmak isterseniz de abone olursunuz. Ama ben dediğim gibi işte çok fazla kitap içeriği üretmiyorum bu kanalda. Genelde manga içerikleri üretiyorum. Manga okumayı seviyorsanız onlara bir bakarsanız, beğenirseniz takip edersiniz dediğim gibi. Bu şekildeydi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi kendinize iyi bakın. Ben kaçıyorum.